Bager Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyidir siz? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok sağ olun. Ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Bager Polat kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Diyarbakırlı, yani Diyarbakır doğumluyum. Evet. Sektörle tanışmamız 8 yılımız bitti. Onun şeyinde ise yani sektörümüz otu alım satımdan bu yana, yani galericilikten gelmeyiz. Galericilikte artık nasıl diyeyim size, yani biraz daha otu kiralama üzerinde merakımız olduğu için evet, bu işe biz girdik ve topluma yararlı hizmet verebilmek için elimizden ne geliyorsa tüm kısıtlı imkanlarımız dahil yapabilmekteyiz. Evet. Biraz tanıyalım peki, burada neler yapıyoruz? Burada toplamda 3 kişiyiz. 3 kişi olarak yani araç teslimatlarıdır, kiralamalardır. Desen hani hangi müşterimiz gelse bile elimizden geldiği kadar onları boş göndermemektir. Her türlü her kısma hitap edebilecek araçlar da mevcuttur bizde. Neler var peki araçlarda? Toplamda kaç tane aracınız yani var? Yani toplamda şimdi bir ay sonra filoya da gireceğiz. Yani toplamda bir 15-20 tane daha bir aya kadar gelir. Hepsi sıfır ve full kasko olmak üzere. Evet. Ve araç kiralayan arkadaşlarımıza da şunu ben söylemek isterim. Buyurun. Araç kiraladıklarında eğer yani dikkat edilmesi gereken hususlar neler peki? Aracın kaskolu olup olmaması ve özellikle kurumsal yerleri tercih etmeleri gerekir. Yani çünkü sıkıntı yaşamamak adına, değil mi? Aynen öyle. Yani sıradan normal bir oto kiralamacıdan araç alınır değil. Alınmaz, evet. Yalnız bilinmiş olan tanıdığı yerlerle. Aynen. Ve ikinci el araçlara da binmemelerini tercih ederim. Çünkü sıkıntı yaşayabilirler. Aynen. Yani Allah korusun, kazası var, tabii belası var. Tabii ki de. Yani şimdi burada müşteri gelip aracını alır, her kısma hitap edebilecek olan araçları. Yani onu bizim için onu daha iyi memnun edebilmemizdir. Evet. Yani full kasko olsun, araçlar yeni olsun, bakımları full olsun. Örnek diyorum size. Yani müşteri mağdur etmeyecek hususlar, bunlar her şey mevcut olması lazım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sizlere. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum.